Sonu beyefendi konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Konuşmanın en iyisi en kısa olanıdır. Değerli Er Başkanı, saygıdeğer devlet yetkilileri, muhterem üniversite mensupları, din adamları, çok değerli basın mensupları, eğitimciler, kıymetli öğrenciler, bayanlar, baylar. Bu sabah Irak'taki görevimin 3. yılını doldurduğum bir dönemde 2. beşiklik etmiş, insanlığın son 10 bin yılını kucaklamış olan kardeşlik şeklinde bu ikinci ziyaretimde sizlerle beraber olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Öncelikle barış ve geleceği birlikte aramak temalı bu önemli toplantıyı Erbil'de düzenlemek, fikir ve inisiyatifini gösteren bütün organizatörleri ve de ev sahiplerimizi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ali Babacan, Bakanlığımız mensupları, Bağdat Büyükelçimiz Sayın Derya Kambay ve bütün mesai arkadaşlarım şahsım adına kutlamak istiyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Barış ve geleceği birlikte aramaya, sizlerle birlikte aramaya hazırız. Buradayız. Yanınızdayız ve burada beraber yürüyeceğiz. İzin verirseniz sözü uzatmadan bugünün anlamını oldukça iyi ifade ettiğini düşündüğüm bir hoyrat okumak istiyorum sizlere. Şair şöyle demiş, ben bilinir. Unutma Erbil'ini, hoş günde herkes güler, zor günde Erbil'ini. Değerli dostlarım, barış ve geleceği birlikte arayalım. Türkiye Cumhuriyeti Irak'tadır. İyi günde de, zor günde de Irak'ın erleriyle beraber olmuştur. Bugün de beraberdir. Herkesin Irak'tan kaçtığı, Irak'ı yalnız bıraktığı, Irak'ı kendi kaderiyle baş başa terk ettiği bir zamanda Türkiye Irak'ı her zamankinden daha fazla kucaklamıştır ve kucaklamaktadır. Biz bunun somut deliliyiz. Ülkenizde, topraklarınızda, bölgenizde, siz kardeşlerimle el sıkışabilmek, iyi günde ve zor günde sizlerle aynı havayı teneffüs edebilmek benim için bir fedakarlık değil, zevkli bir vazifedir. Komşunun bahçesinde yangın olduğunda söndüremezsek, komşunun bağında yetişen meyvelerin tadına varamayız beraber. Değerli dostlarım, aranızda çok derin bilgi, ilim ve fikir insanları var. Her iki ülkeden, her iki topluluktan ve önümüzdeki 48 saat içerisinde bu değerli insanlar, bu derin kişiler bilgi, fikir birikimlerinden bizleri de yararlandıracaklar. Ben sadece basit bir perspektifi benim penceremden görebildiğim kadarıyla dile getirmeye çalışacağım. Türkiye Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti arasında ve bu meyanda Türkiye ile Irak'ın